fakirlikten bıktık. Yani orta direkte dök, fakirlaştık. Partilizlikten çıktı bu. İnsan oy vereceğiz. Kimseye oy vermiyor, düşünmüyorum. Hakikaten ilk 5 sene güzel işleri yaptı. Ama yeter de yeter kardeşim ya. Benden çok Tayyip Erdoğan'ı seven olmaz. AK Parti'ye verdik bir ara da. Keşke de vermez olaymış. Önceki seçimleri hep CHP'ye verdim bunların dönemine. Ama ne yazık ki yenildik. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'deyiz. Dağların ve denizin arasında kalan bu şehrin güneşli ve kalabalık bir günündeyiz. Siyasi partilerin adayları sokaklarda boy gösterse de yurttaşın gündeminde yerel seçimden çok ekonomik zorluklar var. Emeklinin geçinememesi, çaya düşük fiyat verilmesi, işsizlik derdi, memleketi Rize'de Erdoğan'ın partisine olan desteği azaltacak mı? Sonuçları sandıkta göreceğiz. Bu ana kadar rahmetten önceki dönemlerde belediyelerimiz gerçekten çok aktif durumda değillerdi. Ama son 5 yıl içerisinde yapılan çalışmalarda Rahmi Metin Bey'i gerçekten çok takdir ediyoruz. Fakirlikten bıktık yani orta direkte dök, fakirlaştık. 10 lira emekli maaşıyla jetsin yemiyoruz. Çocuğum matematik öğretmeni de atanamamıştır. Anladın mı? Hep torpilla iş yapaylı. Biz içi bile de böyle ikinci sınıf vatandaşı değil. Ben ne bu kadın? Kime evet. Oyunuz yerel seçimde? CHP Nadalyan'a. Yani parti olarak aslında şeyler biz geçtik. Partilizlikten çıktı bu. İnsan oyu vereceğiz. Bizim insanlığımıza değer veren, insanlığımızı düşünen, sokaklara muhtaç etmeyen kişi, kim ise, insan tipi neyse biz ona oy vereceğiz. Kim o kişi? Bir aday var mı? Vallahi ben Köksal Toptan'a vereceğim. Genel seçimlerde kime oy vermiştiniz? Ya, genel seçimde İYİ Parti'ye vermiştim. İstanbul'da İmamoğlu'na vermiştim. Halen de arkasındayım. Yerel seçimlerde kime oy vereceksiniz? AK Parti'ye oy vereceğiz. Neden AK Parti'ye? Çünkü hizmetlerini görüyoruz. Ondan dolayı. Yaşıyoruz, aynı şehirde yaşıyoruz, görüyorum. Neler olduğunu, neler bittiğini görüyorum. Önceki seçimlerde de AK Parti yapıyordu. Tabii. Çünkü hizmetlerini 20 yıldır Türkiye'yi nereden alıp nereye götürdüğünü bariz bir şekilde görüyorum. Rize'nin sorunları var mı sizce? Tabii ki vardır. Ama aşılamayacak sorunlar değil de yavaş yavaş aşılıyorlar. Bu kentin en önemli sorunu ne sizce? Şimdi bu trend şöyle. Dağlanda denizin arasında sıkışmış bir şehirdir bu. Artık yapılan her şey denizi dolgusunu yapılarak yapılıyor. Yani diyelim başka yerlere 3 liraya olan bir şey burada 6 liraya mal oluyor. Çünkü dedim ya denizden de dağ arasına sıkışmış bir şehir bu. Kim oy veriyor? Köksal Toptan'a oy veriyor. Neden İYİ Parti adayına oy veriyorsunuz? İYİ Parti adayına daha şey görüyorum, enerji görüyorum, daha çalışkan görüyorum, daha halktan içisi olan bir kişi görüyorum. Bunların hepsi kibirli. Koltuğu gördüler mi halkı unutuyorlar. Ondan dolayı Köksal Toptan diyor. Genel seçimde kime oy vermiştiniz? AKP. Kararınızı değiştiren ne oldu? Köksal Toptan. Kim oy verecektiniz 30 gün Mart'ta? 30 gün Allah'a izin verirse CHP'ye de vereceğim. Önceki seçimlerde de hep CHP'ye mi oy verdiniz? CHP'ye de verdim ama bu seçimde de yine değişmedim, yine CHP'ye verdim. Bu ülkenin halini görüyorsunuz. Bak ben gittim halk ekmek, ekmek aldım eve gidiyorum. Niye ben oraya muhtaç eden onu yapsın da yazık günah değil mi ya? 10 bin lira ben emekli maaş alıyorum. Yazık değil mi? 10 bin lira bu insanlar geçinebilir mi ya? Ve bu çay fiyatını açıkladığı zaman 3 ekmek alıyordu bir kilo yaş çay. Şimdi bir ekmek alıyor. Niye vermeyeyim ona ki? Bundan ne bulduk ya? O zaman ne verdim ona? Ama bin pişmanım ya. Nasıl şu yerlere ben ona rey verdim diye. Önceki seçimlerde hep CHP'ye mi oy verdiniz? 2007'de AK Parti'ye verdim. 2002'de de AK Parti'ye verdim. Çünkü ben Nurettin Sözen zamanında İstanbul'daydım. Su olmazdı, su akmazdı. Bu geldi belediye başkanı oldu. Hakikaten ilk 5 sene güzel işleri yaptı. Ama yeter de yeter kardeşim ya. Ben bir kilo yaş çaydan bir ekmek alamıyorum ya. Böyle bir şey var mı ya? Çay fiyatını burada açıkladığı zaman 11 lira milletçe alkıştan kıyamet koparıyordu. Şimdi bir ekmek almıyor. Yazık günah değil mi? O zaman 3 ekmek alıyordu. Benden çok Tayyip Erdoğan'ı seven olmaz. Çok seviyorum. Çok seviyorum ama eşim kanser, evim yok, malım yok.
Kuruldu kurulalı onda yanayım, kırılmışım yollarına, AK Parti yayım, üyeyim kadın kollarına. Ama emekliye hiçbir şey vermedi. Asgari ücretler de memurlara çok verdi. Şimdi onlar, o memurlar ona da oy versin. Olmadı işte. Seçimde oy vermeyi düşünmüyor musun? Düşünmüyorum. Başka bir partiye oy verdik. Hiçbir partiye vermedim. AK Parti. Neden AK Parti? Niye? Neden de memnun musun? Memnun tabii. Niye memnun? Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına vereceğim. Neden CHP? Neden CHP? 20 senedir bunları da vardık. Ekonomiyi düzelteceğiz, düzelteceğiz, düzelteceğiz. Hiç gittikçe Türkiye'nin ekonomisi kötüye gittiği için bir de bir yenilik istiyoruz. Önceki seçimlerde kime oy veriyordunuz? Önceki seçimlerde hep CHP'ye verdim bunların dönemine. Ama ne yazık ki yenildik. Oyum Rizeli olarak CHP'ye vereceğim. Neden CHP? Ekonomiden çok bizi sıkıştırdı bu iktidar. Oyumuz CHP'ye. Sesime ben kimseye oy vermiyor düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Verirsem Erbakan'a vereceğim. Hayır Erdoğan'a. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Verdiği sözleri hep tuttu. Her şey güzel. Biz ona güveniyoruz. Her şeyi güzel yapıyor. Dediklerini yaptı. Eskileri gençlerimiz bilmiyor. Onun için gençler biraz Tayyip'i istemiyor. Ama biz eskileri bildiğimiz için Tayyip'e güveniyoruz. CHP'ye vereceğim. Neden CHP? Daha nedeni kalmadı ki bunu. Piyasada bana vermiş 11 bin lira aylık, 11 bin 30 lira. 11 bin 30 lira nasıl geçireceğim ben? Ev kirası belli. Türkiye'de, Türkiye genelinde 8 binden 10 binden aşağı ev var mı kiralık ev? Nasıl geçineceğim? Bir kilo domates 40 lira. Bir kilo et 500 lira. Önceki seçimlerde kim oy veriyordunuz? Ya AK Parti'ye verdik bir ara da. Keşke de vermez olaymış. Çaykur'da 26 yıllık işçiyim. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bir türlü kadro alamıyoruz. Ben kadro istiyorum. Yani bu şekilde de emekli olamıyoruz. Yani mevsimlikle nasıl emekli olacağız? Her seçim döneminde siyasi partiler gerek muhalefet olsun, gerek iktidar olsun, bu sorun dile getirildiği zaman bir çözüm geleceğini ve bu çok uzun bir süre oldu. Kadro verileceğini, çalışma süresinin yükseltileceğini, sigorta, işsizlik maaşı, bunlar sürekli dilden dile dolanıyor ama bir türlü sonuç alınamıyor. Bu hakkı vermezler ise 31 Mart'ta siz tepkinizi gösterin arkadaşlar. Ben size şu partiye bu partiye oy verin de demiyorum. Ama iktidara oy vermeyerek bu gücünüzü gösterin. Hak verilmez, hak alınır. Çay ve Çaykur Rize'nin namusu ve şerefidir.